dördüncü konuya tarih tekerrürden ibaret. Bakın şimdi Warner Brothers ilk defa çizgi roman filmleri çekmiyor. Yani çok uzun yıllardır bu işi yapıyorlar. Bu karakterlerin haklarına çok uzun senelerdir sahipler. DC ile anlaşmaları çok uzun senelerdir süren bir şey. Ancak bu hataları da ilk defa yapmıyorlar. Yani hata dediğim, şimdi değineceğim hatanın ne olduğuna. Yoksa DC evreni kötü manasında değil. Bakalım ilk olarak. 1989. Tim Burton Batman filmi çekiyor. İşte başrolde Michael Keaton var. Bruce Wayne Batman'i oynuyor vesaire bilmem ne. Jack Nicholson'ın Joker'i. O dönemki eleştiriler. İyi ki o dönem internet falan yokmuş yani. Bunlar sadece magazin dergilerinde, gazetelerde vesaire de dönen, işte stüdyoya yağan mektuplardan gelen eleştiriler üzerinden hareket ediyorlar. Bir de internet olsa ne olurdu bilmiyorum. Burton'u falan asarlardı galiba sokaklarda. Bu film çok karanlık. Bu filmler çok sert. Bilmem ne bıdı 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 bıdı. Benzer eleştiriler. Bu eleştirilerin tamamını yapıp bir şekilde Burton'un oradan yönetmenlik koltuğundan kalkmasına, yerine Joel Schumacher'ın gelmesine sebep oluyorlar. Joel Schumacher gelir gelmez ilk dediği şey, neden daha neonlu bir katım olmasın? Al sana neonlu katım. Bunu duyar duyma zaten Michael Keaton iyi günler deyip gidiyor. İşte yerine Walt Kilmer geliyor. Ondan sonra Josh Clooney geliyor vesaire bilmem ne. Ve ne Batman Forever ne de Batman and Robin hiçbir zaman Batman ile Batman Returns'un başarısını yakalayamıyor. Orada Burton'un, yani Burton üst düzey bir yönetmen. Farklı bir levelde zaten de. Joel Schumacher kötü değil ama Batman için doğru yönetmen değil. En azından onu anlıyoruz. O başarıyı yakalayamıyor. Warner Brothers burada bu hatayı yapıyor. Bu ilk değil. Başka bir hatayı nerede yapıyor? Geçmişe takılı kalmak. Bu gerçekten sıkıntılı bir durum. 2006 yılında Superman Returns'u çektiler. İşte yönetmenliğinde Bryan Singer vardı. Bryan Singer de iyi bir yönetmendir. X-Men'de kendini kanıtlamış bir yönetmendir çizgi roman filmleri için. Superman Returns kötü bir film değil. Ancak geçmişe takılı kalmak kötü bir şey. Siz ilk filmini 1987 yılında çektiğiniz Superman'i kalkıp 2006'da yaklaşık 20 sene sonra, 19-20 sene sonra eğer devam filmini çekmeye kalkarsanız o iş çuvallar arkadaşlar. Yani Christopher Reeve ölmüş gitmiş zaten. Hatta o dönem hasta mıydı, öldüğümü tam hatırlamıyorum şimdi. 2006 yılındaki durum neydi emin değilim. Belki de tekerlekli sandalyede olduğu son dönemleriydi. Christopher Reeve oynayacak durumda zaten, imkanı yok, olamaz. O karakterler gitmiş. O hikaye 40 yıl geride kalmış resmen. Siz kalkıp onun üzerinden tekrardan devam etmeye çalışıyorsunuz. İşte Brandon Roth'u seçiyorsunuz vesaire bilmem ne. Burada ben oyuncularda veyahut da yönetmende suç bulmuyorum. Tamamıyla yapımcıların o hikayeyi devam ettirme isteğini saçma buluyorum. Zaten sen Superman 1 ve 2'de az çok başarılı etmişsin. 3 ve 4'te sıvazlamışsın yani. Başka bir açıklaması yok. Kalkıp bunu bir daha 5 vesaire yapmanın manası var mı? Bana sorarsanız yok. Firma burada 20 sene öncenin gerisine takılmakla hata yaptı. Çünkü dünya 20 sene önceki dünya değil. Eğer o çizgide kalmaya devam ederseniz işte böyle batarsınız. O olmadı. Firma özlerine döndüğünü ne zaman hissettirdi? Ne zaman ki Batman Begins başladı. İşte arkasından The Dark Knight geldi. Daha sonra The Dark Knight Returns geldi. Rises vardı. Özür dilerim geldi. Tekrardan o karanlık, sert, gerçekçi tonlara, çağa uygun tonlara döndüğünün sinyalini verdi. Demek ki dedik Warner Brothers topluyor tekrardan. Ancak orada toplayan şey Warner Brothers değilmiş. Tamamıyla Christopher Nolan'ın kendi ağırlığıymış. Onu gördük. Çünkü sonra yine aynı hataları yine yaptı firma. Bakalım onlara da geleceğiz. Peki ne oldu? Bu sinematik evreni kurmaya karar verdiler. İşte 2008'de Nolan'ın tavsiyesiyle Zack Snyder oraya getirdi. Man of Steel'i çekmeye başladı. Peki Man of Steel'daki fark neydi? Zack Superman'i günümüze taşıdı. Yani tutup da dünyanın 1987'deki sorunlara uğraştırmadı. 1987'de Soğuk Savaş var. İşte nükleer savaş kapıda. İnsanlar bundan korkuyorlar. Bilimde bazı ilerlemeler yapılmamış henüz. Bugünkü iletişimde vesaire de değiliz. Bunları düşünerek, bunları geride bırakarak günümüzün yeni sorunları vesaire üzerinden yeni bir Superman. Aslında uygun bir Superman getirdi. Man of Steel'i getirdi. Peki bu sefer eleştirilere bakıyoruz. Bu çok karanlık. Reeve'in Superman'i nerede? Bu hiç izci çocuk değil. Yani onlar Boy Scout derler, Amerikalılar. Niye olsun? Dediğim gibi dünya 87'deki dünya değil. 1938'deki dünya da değil. Hani neden 1938 dedin diyenler olabilir. 1938 ilk Superman çizgi romanının çıktığı tarih. Yani o tarihlerde hatta Superman bu kadar da süper bir adam değil yani. Hani kurşundan hızlı hareket edemeyen, gözünden ışın saçan falan bir özelliklere sahip değil. Bu özellikler ona teknoloji geliştikçe, eskisi kadar süper gözükmedikçe verilmiş özellikler. Belki ileride başka şeyler de verilecek. Hani bilemiyoruz işte. Kriptonlu genlerinde şu da varmış deyip ortaya çıkacak. İşte güneş radyasyonuna daha fazla maruz kaldı, o yüzden çıktı diyecekler vesaire. Yani illa ki ona bir hikaye uydururlar altına da.
Demek istediğim bu karakterlerin belli bir tarihsel gelişimi olduğu ve bu tarihsel gelişime dünyanın içinde bulunduğu konumun etki etmesi. O yüzden 2008'deki Man of Steel, özür dilerim, 2013'teki Man of Steel gerçek bir başarı. Orada verilen Superman günümüzün şartlarına uygun ve ha dersiniz ki ben işte karanlık tonlardaki, sert tonlardaki işte Superman elbisesini beğenmiyorum. Olabilir, beğenmeyebilirsin, renk ve zevk meselesidir. Sen daha açık tonları seviyorsundur. Ona hiçbir şey demem. Hani kostümü beğenmemiş olabilirsin. O başka bir mevzu. Ama tutup da burada hikayeye elinde sağlam bir argüman olmadan sadece Reeve'in Superman'ini özledim diyerek çamur atamazsın. Hani bu doğru bir şey değil. Peki firmanın yaptığı yanlışlardan devam ediyoruz. Tarih tekerrürden ibaret dedik sonuçta. Arada neden ilerlemesi gerektiğine bahsetmek için Man of Steel'a kattım. Bakalım ilk Superman filmini çekerken 1978'de Richard Donner yönetmen. İşte ilk Superman filmini tamamlıyor. İşte muazzam bir gişe başarısı, çok iyi bir reklam vesaire şu bu. Akabinde Superman 2 geliyor. Ancak Superman 2 çekimleri sırasında dönemin yöneticileri, işte yapımcıları Richard Donner'ın yöntemlerini beğenmiyorlar. Ve onu apar topar filmin başından alıp yerine Richard Lester'ı getiriyorlar. Richard Lester akabinde üçüncü filmi de çekiyor ama işte o bayağı bir aşağıda kalıyor. Sonra başka bir yönetmen geliyor. Dördü çekiyor. O daha da rezil oluyor falan filan derken Echoes for Peace'ti galiba yanlış hatırlamıyorsam ismi. Aradan bilmem kaç sene geçiyor. 2006'da stüdyo gelen mektuplara bilmem neler istinaden ikinci filmin Richard Donner versiyonunu çıkarıyor. Buradan neyi anlıyoruz? Richard Donner aslında kendi filmini çekmiş, bitirmiş. Ancak stüdyo biten filmi oturup izlediği zaman beğenmemiş. Bu ne la deyip yerine başka yönetmen getirip tekrardan birçok sahneyi çektirip sinemaya bambaşka bir film vermiş. Burada sen o zaman Richard Donner'ın hakkını yiyorsun. Yani yönetmenin yaratıcılığına müdahale ediyorsun. En baştan bu adamla oturup senaryo okumadınız mı? Hani nedir? Belli değil mi? Niye dere geçerken atı değiştiriyorsun? Dediğim gibi Warner Bros. Bu hataları ilk defa yapmıyor. Çok çok daha önce de yapmış. Peki aynı hatayı nerede yaptı derseniz yönetmen değişikliği vesaire. 2017'de Justice League'de yaptı. Sen başlattığın evreni Man of Steel, Batman v Superman'in ana yapı taşlarını oluşturmuş yönetmen. Üçüncü ve en önemli bu konudaki film Justice League'i çekecek. Çünkü ilk defa beyaz perdede biz Justice League'i bir arada göreceğiz. Zack Snyder bu filmi çekiyor. Yanında çalışan herkesin söylediği, internette artık her yerde bunları bulabilirsiniz. Filmi bitiriyor. Ancak ne olduysa son artık bu montaj aşamasında bir noktada kızı intihar ediyor. Bu trajik bir olay. Başı sağ olsun demek gerekiyor. Ancak orada filmin yönetmenliğini bırakıyor yani. Küçük bir kısım var. Çünkü orayı herhangi biri tamamlayabilir. Ancak burada işte stüdyodaki hainler diyelim artık. Jeff Jones vesaire gibiler. Diana Yasin gibiler. Hemen zaten bu Disney Marvel hayalleri var. Kalkıp yarın stüdyoda zaten hali hazırda Batgirl için bulunan Joss Whedon'ı getiriyorlar. Whedon diyorlar ki bu filmi yeniden çekelim. Bak bu film 3,5 saat. Biz bunu 2 saatin altına çekelim. İşte yeniden çekimler yapalım, komedi katalım, renkleri açalım bilmem ne vesaire. Whedon zaten dünden razı. Avengers'te yaşadığı başarının bir benzerini Justice League'de yaşamak istiyor. Tarihi adını altın harflerle yazdıracak aklı sıra. Ne oldu? 300 milyon dolar bütçe koyduğu filmden 614 milyon dolar kazandı. Ya bu sinema için çok büyük başarısızlıktır. Bu klastaki filmler için. Yani Aquaman şu an 160 milyon dolarla 800 milyon dolar barajını geçti. Sen 300 milyon dolar koyduğun yerde eğer 3 ay sonunda 614 milyon dolarla kapatıyorsan hadi küsuratıyla 615 diyelim. Bu kesinlikle başarısızlık. Buradan da şunu anlıyoruz. Dere geçerken at değiştirilmez. Bu çok belli. Hani bir de bu işte DC evreni için Marvel evreni gibi olsun, komik olsun, eğlenceli olsun aman diyenlerin bir şeyi var. Hani buradan işte Marvel'laştırmanın ne kadar yanlış olduğunu zaten gördük de yani onların bir isteği var. Flashpoint paradoks hikayesini kullanarak DC evrenine soft reboot yapın. İşte böyle yumuşak bir geçiş yapalım. Geçmişe dönelim, karakterleri yenileyelim. Daha komik, eğlenceli filmler olsun diye. Şunu söyleyen ekibin hiçbirinin Flashpoint paradoks hikayesini okuduğunu sanmıyorum. Hadi onu okumadın lan bunun animasyon filmi var git bari onu izle. DC evrenindeki en karanlık, en sert hikayelerden birini isteyip onunla soft reboot yapalım. Oldu canım. Yani, sen malsın diye herkes olmak zorunda değil. Kusura bakmayın.